Teşekkür ederiz. Benim bir hakikaten merak ettiğim bir şey var. Acaba Hamdi Gezmiş de Deniz Gezmiş kadar iyi şiir okuyor mu diye. Çok güzel okur. Bir ne dersiniz? Denesek mi? Valla bu Can Dündar benim bu yönümü geliştirmeye başladı. Mustafa abinin tam bahsettiği kitap da önümde. Kayseri cezaevinden beri bunu yanında taşıyor. 71 baskısı zaten. Evet. Şimdi altını çizdiği bazı şiirler var. Bu kitapta da konu edildi zaten. Sevgili Can Dündar onları aktardı. Mesela bunlardan bir tanesini okuyalım. Öyle yıkma kendini, öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesatçının, hayının. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan rüsva etme beni. Tamamını okumuyorum bu. Özellikle altı çizili kısmı okudum. Bir de Mustafa abi daha iyi bilir onu. Akşam erken iner. Ejderha olsan kâr etmez. Akşam erken iner mahpushaneye. Ejderha olsan kâr etmez. Ne kavgada ustalığın, ne de çatal yürek civan oluşun. Kâr etmez inceden içine dolan, alıp götüren hasete. Akşam erken iner mahpushaneye. İner yedi kol demiri, yedi kapıya. Birden ağlamaklı olur bahçe, karşıda duvar dibinde. Üç dal gece sefası, üç kök her cahil menekşe. Aynı korkunç sevdadadır, gökte bulut, dalda kayısı. Başlar koymaya hapislik, karanlık, can sıkıntısı. Kürdün gelinini söyler Malta'da biri. Bense voltadayım ranza dibinde. Ve hep olmayacak şeyler kurarım, gülünç, acemi çocuksu. Vurulsam, kaybolsam derim, çırılçıplak bir kavgada. Erkekçe olsun isterim, dostlukta, düşmanlıkta. Hiçbiri olmaz halbuki. Geçer süngüler namluya. Başlar gece belgesi jandarmaların. Hırsla çakarım kibriti. İlk nefeste yaralanır cigaram. Bir duman alırım dolu. Bir duman kendimi öldüresiye. Biliyorum sen de mi diyeceksin. Ama akşam erken iniyor mahpushaneye. Ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni çıldırasıya. Evet bu kadar. Bir de kitapta var Deniz abi. Yani lise döneminde Ömer Bedrettin Uşaklı'nın bir şiiri var. Onu çok seviyordu. Bir dörtlüğünü çok söylerdi. Ey deniz sana bir gün bakacak mıyım elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden diye. Kendi kendine onu söylerdi. Onu da okusan abi. Evet. Onu da oku abi. Can, asistanlık görevini geç yerine getiriyorsun. Bir gün nehirler gibi çağlayarak yerinden, dağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım? Ey deniz, şöyle bir gün sana bakacak mıyım?
elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden. Bir de son olarak biraz uzattık ama bu Atilla İlhan'ın o mahur beste şiirinin dörtlük kısmı var. O da gerçekten çok güzel. Hiç onu bulmaya gerek yok. Bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı. Güneşten ışık yontarlardı, sert adamlardı. Hoyrattı gülüşleri, aydınlığı çalkalardı. Gittiler akşam olmadan, ortalık karardı. Evet, şiirle bitirdik. Biz imzalarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz, katıldığınız için. Arkadaşlar lütfen önce plaket bölümümüzü yapacağız, sonra imza yapacağız. Siz yerlerinizi alabilir miyim? Lütfen. Plaketleri vermek üzere Sayın Başkanımız Saffet Açıkgözü'yü davet ediyorum. Evet, Can Bey. Sayın Sabri Tümer Üstadımı, Başkanımı davet ediyorum. Buyurun lütfen. Hadi gez bir şey vermek istedim. Evet. Hocam saygılar durmaz. Sayın Hamdi Gezmiş üstadımıza, sayın başkanlarımız plaketlerini veriyorlar efendim. Buyurun. Saygıdeğer okuldaşlarım, bir saniyenizi rica ediyorum. Lütfen bir dakika sessiz kalırsanız. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Umut her şey. Bu camia büyük bir camia. Bu kürsülerde sürekli şunu söylerim. Umutlu olun. Yarına dönük günlerde el ele olun. Üniversitedeki öğrencileri alıp götürüyorlar. İstediği ideolojiyle yönetiyorlar. Bir vakfımız var. El ele olalım. Omuz omuza olalım. Teslim etmeyelim. Kindar ve dindar düşünceye vermeyelim diye yıllardır, 17 yıldır burada bunu hitap ediyoruz. Ama bugün buradan dağılacağız. Şunu biliniz ki Sayın Deniz Gezmiş'in ideolojisinin ışıklarını, meyvelerini kendi içinizde yaşayarak mahalledeki komşunuza dahi el uzatamıyorsanız hiçbir netice alamazsınız demektir. Deniz Bey'in düşüncesi duygusallık, ağlama değil, başarı için mücadeledir. Onun için önümüzdeki günlerde bunun mücadelesini vermediğiniz müddetçe, yani rahmetli İsmet Paşa'nın söylediği gibi, namussuzlar kadar cesur değilseniz mutlaka o idare ve sistem onların elinde kalır. Bu duygularla, bu söyleyişin sizlere bir ufuk açacağını düşünüyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.